Merhaba, hoş geldiniz. Günümüzde sağlık sorunlarıyla karşılaşan herkesin merak ettiği gibi anestezi vücudu nasıl etkiler konulu bir sunumla karşınızdayım. Biliyorsunuz bizde anestezi ve narkoz aynı anlamda kullanılmaktadır. Ama biz genel olarak anestezi anlamından ilerleyeceğiz. Anestezinin kelime anlamına baktığımız zaman estezi özellikle duyu ve his olarak adlandırılmaktadır. An eki ise olumsuzluk eki olarak görülmektedir. Burada söz konusu olan bir duyulardaki eksizlik ve duyarsızlık ve hissetmeme durumudur. Burada temel olarak duyguların algısının gerilemesi söz konusudur. Kısaca anestezi ağrı durmadan ameliyatların yapılmasını sağlayan uyku benzeri bir durumdur. Yani bilincin kaybolduğu bir durumdur. Anestezi eski zamanlardan beri geçerliliğini koruyan bir yöntemdir. İlk olarak ağrı duyulmasını engellemek amacıyla opyum yani afyon ve mandragon bitkisi, kokain ve alkol kullanılmıştır. Özellikle afyonun elde edildiği ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde afyon sıvısından süngere damlatılarak, bu süngerin de hastalara koklatılarak anestezi yapılması sağlanmıştır. Anestezi temel olarak bir bölgesel anestezi, ikincisi ise solunum yolu ile gazların verilmesiyle oluşan inhalasyon anestezisi ve damardan ilaçla verilen intravenöz anestezi olarak 3 bölümde incelenebilir. Bölgesel anestezi, vücudun bir bölümünün uyuşturulması ve ağrı durulmasının engellemesidir. Burada yapılan şey aslında bir sinir blokajıdır ve böylelikle ağrı uyarılarının merkezi sinir sisteminde gitmesi engellenir. Daha önce tarihçede bahsettiğimiz gibi kokainin benzeri olan bir takım ilaçlar günümüzde bu yöntem için kullanılmaktadır. Halk arasında belden uyuşturma olarak bilinen anestezi türü de bir bölgesel anestezi türüdür. Anestezi tarihinde cerrahide kullanılan ilk solunum yolu ile verilen ilaç eterdir. Eter önceleri eğlenmek için kullanılırken farkında olmadan kendini inciten bu kişilerin ağrı duymadığı saptanmış ve bunun üzerine özellikle önce diş çekiminde arkasından ise cerrahi uygulamalarda eter uygulanmaya başlamıştır. Tarihe bakıldığı zaman anestezi ile ilgili olarak karşımıza çıkan gazlardan bir tanesi gülme gazıdır. Nitrös oksit olarak adlandırılan bu ilk gaz günümüzde sevoflüran gibi benzerleriyle hala inhalasyon yani solunum yoluyla alınan anestezik maddeler içerisinde sayılmaktadır. Başlangıçta gülme gazının etkisi saptandıktan sonra gene klasik olarak ilk olarak diş çekimlerinde arkasından da cerrahide nitrös oksit kullanılmaya başlamıştır. Bir diğer kullanılan maddelerden bir tanesi de kloroformdur. O da benzer bir şekilde bir haznenin içerisinden solunum yoluyla alınarak ya da beze batırılarak klasik şekilde kullanılmıştır. 1950'lerden sonra anestezi tekniği giderek gelişmeye başlamış ve 60'lar ve 70'ler yıllarla takiben damardan verilen ilaçlar önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bunların içerisinde ilk olarak klasik olarak propofol bilincin kaybolmasına sebep olmuştur. Fentanil ise tamamıyla ağrının duyulmasını engellemiştir. Bu iki ilaç bugün aşağı yukarı genel anestezide klasik olarak kullanılan ilaçlardır. Anestezide hedef sadece ağrı duyulmasını engellemek değil, aynı zamanda kasların kasılmasını engellemektir. Böylelikle ameliyatın rahatça yapılması sağlanır. Aksi takdirde ağrı duymasanıza karşın eğer ağrının sebep olabileceği elektriksel uyarılarla kaslar kasılırsa o zaman hasta hareket eder ve anestezi gerçekleşmez, cerrahi de yapılamaz. Dolayısıyla anestezi sadece hastanın uyutulması değil, aynı zamanda kaslarının tamamıyla felç olmasını sağlamaktır. Tabii ki bu felç geçici bir felçtir. Bahsettiğimiz kasların tamamıyla paralize olması ve gevşemesi, hareketsizlik ve geçici bir felç hali söz konusudur. İşte burada Güney Amerikalı yerliler tarafından kullanılan ve gördüğünüz şekilde fırlatılan küçük zehirli oklarda ne vardı? Kürar vardı. İşte anestezide kasların gevşetilmesi ile ilgili olarak kürar benzeri ilaçlarda kullanılmaktadır. 1846'larda başlayan ve 1950'li yıllardan itibaren 2000 yıllara kadar gelişen anestezik ilaçlar hastanın cerrahi sırasında konforunu sağlamıştır. Tabii her şeyden önce anestezist hangi hastanın hangi tür anestezik metotla uyutulacağı konusunda bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
Ameliyata girecek hastanın hangi risk faktörleri varsa, solunum yolundan gaz mı kullanılacak, damardan ilaç mı verilecek, kas gevşetici hangi dozda kullanılacak, bütün bunlar anestezi tarafından değerlendirilir. Gerekirse anlattığımız genel anestezi yöntemleri veya gerekirse bölgesel anestezi yöntemleriyle hastanın en risksiz bir şekilde cerrahiye atlatılabilecek yöntemi bulması sağlanır. Önemli sorunlardan bir tanesi de acaba anestezi sonrasında bir şey hatırlar mısınız? Çoğunlukla kısa dönemli hafıza etkilendiğinden dolayı hastalar bir şey hatırlamazlar. Nadiren ilaçların kandaki düzeylerine ve hastanın ilaç yıkım hızına bağlı olarak ameliyat sonrasında konuşulanları hatırlayabilirler. Ama ağrı kesinlikle duymazlar. Bu da çok sık rastlanılan bir durum değildir. Temel hedef hastanın ağrısız bir şekilde ameliyatı atlatması ve aynı zamanda cerraha ameliyat yapılabilecek konforlu bir ortam sağlanması ve sonuçta da hastanın mutlu bir şekilde taburcu edilmesidir. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.